çıkıp geleli, köyüm bana gurbet köylüm el oldu. Çileden cefadan da bıkıp geleli, köyüm bana gurbet köylüm el oldu. Köylüm el oldum oldum ay. Çileden cefadan da bıkıp geleli, köyüm bana gurbet köylüm el oldu. Köylüm el oldum oldum. Merden eski günlerde bulamaz olduk, gelecek karanlıkta gülenmez olduk. Hatır gönül nedir de bilemez olduk. Köyüm bana gurbet soyum el oldu. Soyum el oldum oldum ay. Hatır gönül nedir de bilemez olduk. Köyüm bana gurbet soyum el oldu. Soyum el oldum oldum ay. Böylen olduğunu da bilsem gelmezdim, asgarın ücrete razın olmazdım. Taşören firmaya divan durmazdım. Alın terim şimdi payım pul oldu. Payım pul oldum oldu ay. Taşören firmaya divan durmazdım. Alın terim şimdi payım pul oldu. Payım pul oldum oldum. Ali buralardan alışamadım, bir dost ehli bulup da konuşamadım. Sevdiklerim ile de buluşamadım. Köyüm gurbet fidan boylum el oldu. Fidan boylum el oldum oldu ay. Sevdiklerim ile de buluşamadım. Köyüm gurbet fidan boylum el oldu. Fidan boylum el oldum oldum. Evet. Ağzına köyüm sağlık. Gurbet fidan boylum el oldu diyor. Evet. Her taraf el olmuş. Şu anda bizleri yurt içinde, yurt dışında izlemekte olan saygıdeğer Barış TV izleyicileri, sizler için hazırlamış olduğum Düşündüren Türküler programına hoş geldiniz diyor, sevgi ve saygılarımı gönderiyorum efendim. Yine, pardon buna alışmıştık ya, özür dilerim sizden. Yine bu konuda bizlere yardımcı olan Üzeyir Engin kardeşime, Suzan Hanım'a, bütün personeline, yine Ali Rıza Erkan Bey'e ve müdürümüz Hamit Bey'e ve bütün personeline, maddi ve emeğe geçenlere çok çok teşekkür ediyorum. Onlara da sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Efendim, bugün size dolu dolu türküler söyleyeceğiz. İsteklerinizi yerine getireceğiz. Öyle bir kardeşim var ki Tokat'ın gülü, aynı zamanda sevdiğimiz bir, hepinizin tanıdığı bir ozanımız, saygıdeğer bir ozanımız.
Aşık Kadir, Tokadın Gölü. Kardeş hoş geldin. Hoş bulduk kardeş, teşekkür ederim. Nasılsın? Sağ olasın, var olasın. Nerelerdesin sen ya? Ben bazı kayboluyorum, bazı çıkıyorum böyle meydana. Çok gidiyor Tokada ya. Evet, ne yapalım? Bu sene de dedik memlekete gidelim. İyi biraz etmişsin, memleketsiz olamıyor. Evet, evet. 4-5 aydır memlekette kaldım bu sene. Evet, haberim var, haberim var. Evet. Haberim var, biraz benim kalbim ağzımdadır. Seni 3 defa aradım, biliyor musun? Teşekkür ederim, onu biliyorum. Sağ olasın. Peki kardeş, bizim Barış TV izleyicileri... pek böyle aralığı sevmezler. Türküyü çok severler. Hemen alalım şu dertli sensini. Çoktandır izlemiyorlarsa, dinlemiyorlarsa. Ne söyleyeceğiz? Vallahi davarcığımızda neler varsa söyleyeceğiz. Çökelik var, çöre. Her şey var. Allah teydir vardı. Allah vermiş diyorsun bize. Deriden yapılmış bir evet çanta değil mi? Buyurun. Söyleyin diyor. Vermiş bize. Biz de söyleyeceğiz. Tabii, tabii, tabii. Buyurun. İnsan çeşit çeşit yurt bölük bölük kevşedip kendini kuran övünsün. Sürünün içinde kurt bölük bölük ayırıp kuzuyu süren övünsün, süren övünsün. Sürünün içinde kurt bölük bölük ayırıp kuzuyu süren övünsün, süren övünsün. Nesil adamın alnını kaşıyor, sabır deryasının bendi taşıyor. Geçimin yüzünden eşin boşuyor, yokluk belasını kıran övünsün, kıran övünsün. Geçimin yüzünden eşin boşuyor, yokluk belasını kıran övünsün, kıran övünsün. Kudurmuşun sana kar etmiyor söz, suçun idam olsa örtülüyor iz. Müslümanın diye çıkıyoruz biz, nefsini alnından vuran övünsün, vuran övünsün. Müslümanım diye çıkıyoruz biz, nefsini alnından vuran övünsün, vuran övünsün. Kadir'im ne yapsın açıktır kıçı, bu devirde kimse doyurmaz açı. Kulağında küpe, omzunda saçı, ergişiyim diye duran övünsün, duran övünsün. Kulağında küpe, omzunda saçı, ergişiyim diye duran övünsün, duran övünsün.
Çok teşekkür ediyorum. Ergişi bizim oralarda kişi değil mi? Yani abi, hitap işi, abi. Şahıs zamiri oluyor. Abi. Ağzına sağlık, teşekkür ediyorum. Saygıdeğer izleyiciler, söylemiştim. Yine Düşündüren Türküler programının sanatçısı, sevgili kardeşim Aşık Kadir, Tokat yöresinden demiştim. Çok değerli bir arkadaşımız, kardeşimiz. Bugün dolu dolu sizlere türküler söyleyeceğiz. Efendim, bir eğitimci, bir öğretmen olarak ben genelde belirli gün ve haftalarda bazı hatırlatmalar yapıyorum. Biliyorsunuz 10 Kasım 1938 Ulu Önderimiz, bu ülkeyi bize veren, dünyada tek lider olan, unutulmayan Atatürk'ümüzün ölümünün 77. yılıydı. Biliyorsunuz hep. O ölmedi, kalbimizde anma günüydü. Kısaca ondan bahsettikten sonra onun sözlerinden, kısaca dünya genelinde gazeteciler, dünyadaki kişiler, tanıyanlar ona ne demişler onu söyledikten sonra atam değil mi diye bir türkümü söyleyeceğim. Bu bizim görev borcumuz. İstesem böyle bir program verseler ki hep Atatürk'ten çal, Atatürk'ten söyle, anlat deseler, tabii ki o kalbimizde, bütün yurdumuzun. Atatürk diyor ki, benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet ve payidar kalacaktır, devamlı kalacaktır diyor. Sözüne katılıyoruz atamızın. Efendim, ne demişler ona? Ülke dışından neler demişler? Arkadaşlar, yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğe bakın ki o büyük dahi çağımızda Türk ulusuna nasip oldu. Mustafa Kemal'in dahasına karşı elden ne gelir diyor ve bu bir yabancı yazar yine. Yine birisi, Atatürk olmasaydı ne Türk ne de Türkiye kalırdı. Mustafa Kemal sadece Türkiye'yi kurtarmadı, Türk ulusunu da kurtardı diyor. Yine bir başkası bunu söyleyen Amerikan gazetecisi. Şu deminkini söyleyeni yazmamıştım, özür dilerim hepsine. Bazı hatalarımı da size belirtmem gerekir. Altında yazdım sanıyordum. Osmanlı'nın hasta adamı iyileşmiş ve güçlenmiştir. Atatürk bunu yapmakla bir mucize göstermiştir. 1938'de Polonya gazetecisi söylüyor bunu. Yine bir başka, İsviçre Zeytun gazetesi. Bugünün hiçbiri kimse onun devrimcisi kadar, devrimleri kadar yüreklilik gösteremez, yapamaz demiş. Yine bir başka, pek çok devrimci görüldü ancak hiçbiri Atatürk'ün göze aldığı ve başardığı şeyi yapamadı. 1938 Yunan gazetecisi diyor. Yine bir başka, Atatürk'ün dehası imparatorluğun 500 yılda yapamadığını yaptı diyor. 1938'de Yugoslav gazetecisi. Benim de en çok hoşuma giden şu oldu. Savaşlarda mertlik nedir gösteren sensin. Siyasette gücünü ortaya koyan sen. Bütün dünyanın övgüleri senin üstüne, güzel vatanına yapabildiğini, sana hayranlık, sana selam. Yunanistan gazetecisi ve Menelaos Namlis diyor bunu. İnan, yüreklerim kabarıyor. Ben de atama, çok türkülerim var ama atam değil mi diye bir soruyla karşılaşmış gibi bir türküm var. Onu söyleyeyim diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Dalan sorarsan atam değil mi? Bir ulusal güzel halkın aklını çalan sorarsan atam değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Bir ulusal güce halkın aklını çalan sorarsan atam değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi?
Samsun, Amasya'dan Sivas ilinden. Bu güzel vatanı düşman elinden, alanı sorarsan atam değil mi, değil mi, değil mi, değil mi, bu güzel vatanı düşman elinden, alanı sorarsan atam değil mi, değil mi, değil mi, değil mi, hatıra bize ey, Lozan barışında getirdi bize ey. Edirne'den Van'a buyurdu bize ey, vereni sorarsan atam değil mi, değil mi, değil mi, değil mi, değil mi? Neden bana buyurdu bize ey, vereni sorarsan atam değil mi, değil mi, değil mi, değil mi, değil mi? Yeter Ali Doğan, yeter orada kal. Yüce Tanrım bu ne iştir, nasıl kanalı? Sakarya'da hangi asker Maraş'a al, olanı sorarsan atam değil mi, değil mi, değil mi, değil mi, Sakarya'da hangi asker Maraş'a al, olanı sorarsan atam değil mi, değil mi, değil mi, değil mi, değil mi? Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki belirli gün var, haftaları vardır Türkiye'nin. Bu Atatürk haftası olur, İlköğretim haftası olur, 23 Nisan yine haftası olur, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlama haftalar olur, Kızılay haftası olur. Biz bunları yaşıyorduk. Böyle de buralarda memleketimin insanlarına, güzel insanlara, vatandaşlarıma hatırlatmakla yarar var diyorum. Kardeş, hemen aynı hızla devam ediyoruz. Ne söylüyoruz? Sen hazırladın, biliyorum, iyi biliyorum. Şu anda dizdin yani onları. Türkümüzün adını da milletimiz bilsin, halkımız bilsin. Şerefsizler. Aman. Kime uzatsam kolumu, nerede konuşsam dilimi, nereye gitsem yolumu, kestiler bu şerefsizler, ille de bu it olitler. Nereye gitsem yolumu, kestiler bu şerefsizler, ille de bu it olitler. Çalıp götüre götüre gayret-i mülk-ü batıra, boyum canaylon fatıra, bastılar bu şerefsizler, ille de bu it olitler. Boyum canaylon fatıra, bastılar bu şerefsizler, ille de bu it olitler.
aldılar yemin söze, borç yığıldı çıktı dize. Acı poyraz gibi bize estiler bu şerefsizler, ille de bu it olidler. Acı poyraz gibi bize estiler bu şerefsizler, ille de bu it olidler. Aşık Kadir bu düzeni sevmez halkın ezeni. Gerçek diyen ozanı yaktılar bu şerefsizler, ille de bu it olidler. Gerçek diyen ozanı astılar bu şerefsizler, ille de bu it olidler. Diyorum. Tabii ki haksızlara yönelik bir türkü yapmışsın. Çok da güzel olmuş. Evet. Şerefsiz dünyada da vardır. İnsanların bütün toplumlarında vardır. Hak yiyenler falan falan gibi. Evet. Sevgili izleyiciler, yine mesajlarınızı bekliyoruz. Bugün dolu dolu türküler söyleyeceğiz. Mesajlarınızı dibine kadar, yani en son noktalarına kadar şimdi okuyacağım ve hangi türküler istediğiniz türküler burada. Fakat şu anda mesaj yazmak için barıs. İki tane nokta yok. Orada noktalar var, göstermeyeceğim. Barıs yazıyorsunuz, boşluk bırakıyorsunuz. Dilek ve temenniler yazdıktan sonra 39-29'a gönderiyorsunuz. Zaten orada da var. Tekrar söylüyorum, barıs yazıyorsunuz, boşluk bırakıyorsunuz, 39-29'a gönderiyorsunuz. Ali abi, geçen gün demiştin ki sen mesajlarınızı okuyorum, ona göre de türküler göndereceğim. Evet, söz sözdür bizde. Sözdür. Türkiye'de Ali Doğan'ı tanıyan arkadaşlar hep bilir ki sözünde durur. Özür dileyerek söylüyorum. Siz de sözünüzde duruyorsunuzdur diyorum. Ve mesela geçen kimidi? Ordu'dan İlbay Kaya. Önce şunu okuyayım. Tuzla'dan İlyas Coşkun, Sürmeli Coşkun, Tokat Artuva'dan Murat Sıvrıncık içinde bir Türk Tokat türküsü istemiş, söyleyeceğim. Yine Selami Kandıralı bütün boyut Bayatlılar için seni para seni seni istemiş, söyleyeceğim. Yine Gaziantep'ten Rıfat Yaşar, İstanbul'dan Gürsel Yarkın, Eylem ve Ergin. Bunlar bir de yine Muzaffer Bova. Bora, Muzaffer Bora. Mektup selam söyle benden Sıla'yı söylemiş, söyleyeceğim şu ana kadar. Dahasında devam edeceğim. Ben buradan alıyorum, yetiştiremediğimiz zamanlarda, zamanımızın yetmediği zamanlarda incelikleriyle aynı öğrencilere not verdiğim gibi götürüyorum, okuyorum. Kimler ne istemiş? Onları birleştiriyorum ve getiriyorum. Bundan şeyiniz olsun diyorum. Şimdi mesela en çok istenen neydi? Mektup selam söyle benden Sıla'ya. Veya seni para para, bunların bir tanesini hemen zaman geçirmeden söyleyeyim. Çünkü mektup selam söyle benden Sıla'ya 2 haftadır, 3 haftadır isteniyor. Mektup selam söyle benden Sıla'ya, moy. Söyle benim içimden eller ağlasın, oy da zalim eller, oy. Gözü yaşlı düştüm gurbet ellere, gözü yaşlı düştüm gurbet ellere, oy. Uzar hıkkır aramızdan yollar ağlasın, oy. Da zalim eller, oy. Uzaktır aramızdan yollar ağlasın, oy.
yar, da zalim gurbet oyar. Seçtim daneyi, eledim buğdayı, seçtim daneyi, nok nok. Bu gönülden sevdimden o bir taneyi, oy 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 oy. Da zalim gurbet oyay. Eğer gurbet ile gider gelmezsen, eğer gurbet ile gider gelmezsen, oy, bana saydırlar da yedi seneyi, oy, 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 oy. Da yıkılası dağlar, oy, oy, oy. Bana saydırlar da yedi seneyi, oy, 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 oy. Da yıkılası dağlar, oy, oy, oy. Yuva yapmamış, bu nasıl kuşmuş da yuva yapmamış. Yaptığı yuvayı da tamam etmemiş, oy, 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 oy. Zalim eller oyalay. Yaptığı yuvayı da tamam etmemiş, oy, 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 oy. Da zalim eller oyalar. Sanki benim derdim bana yetmemiş, sanki benim derdim bana naz gelmiş, oy. Bir dertte sen bana yükledin felek, oy, 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 oy. Dayanmırlar, oy. Bir dertten sen bana yükledin felek, oy, 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 oy. Da zalim eller, oy, oy. Çok teşekkür ederiz. Ayrıca Alekber abimin toprağı bol olsun, ruhu da şad olsun diyorum. Kendi gitti ama Allah bizlere eser bıraktı. Evet. Saygıdeğer izleyiciler, bu türkü çoktan isteniyordu ve aynı okuduğum türküler, yine istekleriniz var. Ben size söz vermiştim. Yine söylüyorum, bir daha söyleyeyim. Barış yazıyorsunuz, boşluk bırakıyorsunuz, 39-29'a gönderiyorsunuz ve istediğiniz türküleri okuyorum. Kardeş, hemen durma yok burada, biliyorsun. Durma yok değil mi? Tabii tabii tabii. Tamam. Ben bazı soruları da soracağım. Kardeş, dur alma. Al da kucağına al, kucağına al. Sence bir ozan nasıl olmalıdır? Halk ozanı nasıl olmalıdır? Bir halk ozanı, yorumla işte, bir halk ozanı nasıl olmalıdır? Ben bütün arkadaşlara soruyorum yani. Halk ozanı halkın dellalcılığını yapar, önderliğini yapar, aynasıdır yani. Evet. Ozan öyle olmalı, mert olmalı. Teşekkür ediyorum. Evet. ekleme yapabilir miyim? Ha? Tabii. Rehberidir diyorsun, önderdir diyorsun, lider tabii. Kişidir diyorsun. Tabii, evet. Yani diyorsun, içinden çıktığı toplumun hep yanındadır diyorsun. Tabii, tamam yanındadır. Mı? Onların dertlerine ortak olur, türküleriyle onların dertlerini anlatır. Tabii ki. Kültürüne sahip olur, evet. Dilini, duygu ölçeğini, şiirini onlara geri yansıtır diyorsun. Evet. Öpüyorum seni, kültür buyurun. Kültür davarcığıdır o zaman. Bu türkümü de Ulutepe köyünde, ses mi gitti? Ses. Bir şey dedi ama ben anlamadım. Mikrofonda ses gitti. Sen söyle dedi herhalde.
Turhal Ulu Tepe köyünden Mehmet Dağdeviran ailesine bu türküyü gönderiyorum. Selamlarımı, saygı, sevgimi gönderiyorum efendim. Ali Doğan'ın da selamı var. Mehmet Dağdeviran. Bir güzelin sevdası var başımda, erecek mi sevdiğine bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Gündüz hayalimde, gece düşümde, görecek mi nazlı yarim bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Gündüz hayalimde, gece düşümde, görecek mi nazlı yarın bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Emanet eyledim yüce Mevla'ya, razıyım ben ondan gelen belaya, belaya. Bekliyorum gelir diye sıraya, dönecek mi nazlı yarım bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Bekliyorum gelir diye sıraya, dönecek mi nazlı yarım bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Haberini alsaydım seher yelinden, kurtulamaz oldum elin dilinden. İçeceğim zehir versen elinden, bir kaş kadeh verecek mi bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. İçeceğim zehir versen elinden, verecek mi bir kaş kadeh bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Aşık Kadir dertli gamlı gülemez, derdini dökmeyen derman bulamaz. Bu yaramı hiçbir tabip saramaz, saracak mı yar gelip de bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Bu yaramı hiçbir tabip saramaz, saracak mı yar gelip de bilmiyorum, 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 bilmiyorum. İnşallah bilirler diyorum. İnşallah. Garip kalmasın. Evet, saygılı izleyicileri, şimdi kısa bir aradan sonra para kazanma zamanı veyahut da kar etme zamanı diyoruz, reklam demiyoruz, kazanç zamanı diyoruz, saygılarımı gönderiyorum. Kısa bir aradan sonra yine karşılarındayız.